1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden herkese sevgi dolu selamlar. Değerli takipçilerimiz, hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün radyasyon onkoloji tedavi süreçleri konulu dijital panelimizle karşınızdayız. Avrasya Hastanesi Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin ilk ruhsatlandırılmış onkoloji merkezine sahip hastaneleri arasında olması yönünden farkı olan, hastane içinde onkoloji merkezini kuran, kansere karşı mücadele eden, bu konuda öncü ve örnek bir sağlık kuruluşu.
22 yıldır hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir prensibiyle sağlık hizmetlerinde daima kaliteye, bünyesinde en iyi hekimleri bir araya getirmeye, ekonomikliğe, gelişen teknolojiyle birlikte hareket etmeye ve hasta odaklı olmaya özen gösterdik. A sınıfı hastane statüsünde olan hastanemiz, etik, etkin, verimli, toplum sağlığını önemseyen, ulusal ve uluslararası düzeyde kaliteli sağlık hizmeti sunmayı misyon ve vizyon edinmiştir. Kanser hepimizin korkulu rüyası. Bu hastalık hepimizin başına gelebilir. Hepimiz evinde belki bugün var ya da yarın yer alabilir. Erken teşhisle bu hastalığın önüne geçebilir, kanseri yenebilirsiniz. Avrasya Hastanesi'nde kanseri cerrahi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi olmak üzere 3 koldan tedavi ediyoruz. Bugün radyasyon onkolojisini konuşacağız. Kanserin tedavisinde en etkili tedavi yöntemlerinden olan radyoterapinin ışınla mucize etkisinden bahsedeceğiz. Tabii bu ışını en doğru şekilde planlamak, uygulamak, tedavi başarısını asıl sağlayan, bunu da burada hocalarımız ve radyasyon onkoloji ekibimiz son derece titizlikle gerçekleştiriyorlar. Önce sağlık, önce kontroller, ihmal edilmemesi gereken şikayetleriniz diyelim. Özellikle pandemi döneminde şikayetlerinizi ya da tedavilerinizi ertelemeyin. Biz tüm tedbirleri alarak hassasiyetle hasta, hasta yakını, çalışan güvenliğini en üst düzeyde tedbirler alarak koruyoruz. Evet, bugün 11 Mart. Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının görüldüğü tarihi ama ileride hatırlamak istemediğimiz bir gün. Umuyoruz en kısa sürede biter. Ama biz 7/24 hastane olarak her branşta sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Sağlık ertelenmez, görevimizdeyiz ve sizler için buradayız. Buraya gelen her kanser hastamız multidisipliner bir yaklaşımla incelenir ve takip edilir. En az 15 branştan hekim görüşünün bir araya geldiği onkoloji konseylerinde vaka tartışmaları yapılır, alınan ortak kararlarla en doğru tedavi hastaya uygulanır. Bunun yanında sevgi dolu, size güler yüzünü eksik etmeyen, hep elinizden tutan, yardımsever bir ekip birliğinin çatısı burası. Bu tedavi süresince size baktığımız bir çerçeve var. Kelimenin tam anlamıyla evimizin içinden biriymişsiniz gibi. Nedir bizi farklı kılan? Başta bu ekranlarınızda gördüğünüz muhteşem ekibimiz. Değerli hocalarım, radyasyon onkoloji uzmanımız Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekin, uzman Doktor Züleyha Kadehçi, Doktor Tamer Gül, medikal fizik uzmanı Fisun Şentürk, Onur Tosun, radyoterapi teknikerimiz Aygün Akyar ve daha burada olmayan bu ekibin diğer kıymetli üyeleri, sağlık hizmetlerinin olmazsa olmazlarından hemşirelerimiz. Şu an hepsi görev başında, hasta başında. Gerek duyulan her anda diğer branştan hocalarımızla hasta ihtiyaçları doğrultusunda her daim etkileşim içindeler. Bu kapıdan girdiğinizde kanserin tedavisi için gerekli tüm tetkikler, birimler sizlerin hizmetinde. Bir hastane içinde tam teşekküllü olarak bu hizmetleri size sunuyoruz. Bir hastanın bir hastane içinde gerekli tüm bu hizmetleri alabilmesi çok önemli. Ve tabii ileri teknolojiyi de takip ederek hastalarımızın tedavisinde en etkili olacak cihazları hastanemize taşıdık. Burada cihazların öneminden zaten detaylarıyla birazdan sizlere bahsedilecek. Bunların kontrolleri, bakımları sürekli yapılmakta. Radyoterapi belirlenen süre içinde her gün gelinmesi gereken bir tedavi. Olası her durum için yedek cihazlarımız da sizlerin tedavilerini aksatmamak için her daim mevcut durumda. Tüm bu imkanlara da olanak sağlamış kurucumuz Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu ve Uğurlu ailesine de tüm hastalarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her yıl en az 1000 yeni hastanın tedavisini gerçekleştiriyoruz radyasyon onkoloji biriminizde. Bu gerçekten büyük bir başarı. Ekip birliği, en doğru tedavi ve mutlu sonuçlarla kanserle savaşta sizin yanınızdayız. Aynı zamanda bizlere güvenen, el ele veren, hizmetlerimize güvenen tüm sağlık camiasına, dış doktorlarımıza da teşekkürler. Neden? Çünkü radyasyon onkolojisi her yerde olmayabiliyor. Bizimle aynı
fikirde olan kanserin ertelenmemesi ve erken tedavi edilmesi için aynı fikir ve görüşle hastasına yaklaşan, hasta sağlığını önemseyen ve bu hizmetlerimizi takip ve takdir eden bize referans oldukları için. Fikrimiz hastanın en doğru yerde erken tedavisi. Burada muayene ve radyoterapi seanslarınız için sizleri bekletmiyoruz. En hızlı şekilde muayenelerinizi ve tedaviniz için seanslarınızın hizmetlerini sizlere sunuyoruz. Kanser tanısı koyulmuş izleyicilerimiz varsa ya da yakınlarınız varsa da farklı bir yere gitmiş olabilir, kafanızdaki sorulara yanıt alamamış olabilirsiniz. Hastanemizde ikinci görüş muayenelerinde de kapılarımız sizlere sonuna kadar açık. Hem muayenede hem seanslarımızda hiçbir fark ödemeden. Ve bugünkü konumuzla ilgili merak edilen sorularla sizlere merak ettiklerinizi yanıtlamak için hemen sorularımızla başlayacağız. İlk olarak başta da bahsettiğim önemli isimlerden birisi hastanemizde radyasyon onkoloji profesörümüz Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekin aramızda. Hocam öncelikle olarak size hoş geldiniz demek istiyorum. Evet, ülkemizde radyasyon onkologlarının sayısı oldukça az. Gerçekten çok kıymetlisiniz ve bunlar içinde profesör olanların sayısı da çok az ve bunlardan birisi de bizim Avrasya Hastanemizde. Evet hocam, birçok insan yetiştirdiniz ve sizden öğrendikleriyle de birçok kanser hastasına şifa oldular, umut oldular. Avrasya'nın önemli değerlerinden hocam. Evet hocam, size ilk olarak sormak istediğimiz soru, radyasyon onkoloji nedir? Sözlerime başlamadan önce şu anda yayını izlemekte olan tüm izleyenlere sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyorum. Radyasyon onkolojisi, kanser ve bazen de kanser dışı bazı hastalıkların tedavisini yüksek doz iyonize radyasyon dediğimiz, evet, radyasyonla yapan, radyasyonun biyolojik ve fiziksel temellerini araştıran ve bu konuda uzman yetiştiren tıbbın bir ana bilim dalıdır. Radyasyon onkolojisi multidisipliner bir birimdir. Bu multidisiplin içerisinde hekim, radyasyon onkologları, medikal fizik uzmanları ve tekniker arkadaşlarımız yer alırlar. Ve bunların hepsi birbirleriyle koordineli bir şekilde hizmeti devam ettirirler. İlk ışınlarının bulunduğu 1895 yılından bugüne kadar radyasyon onkolojisi alanında göz kamaştırıcı gelişmeler yaşandı. 1950'li yıllarda ilk modern radyoterapi cihazı kobalt 60, 1955-60'lı yıllarda şimdiki lineer akseleratörlerin prototipleri diyebileceğimiz sistemler oluşturuldu. Daha sonra küçük yapraklık dediğimiz MR-sistemlerin girmesi ve özellikle de tomografinin radyasyon onkolojisi pratiğinde kullanıma girmesiyle gerçekten bir sıçrama yaşandı. Bu konularda tomografi radyasyon onkolojisi pratiğine girdiği andan itibaren tümörü görerek, yerini bilerek, ince hesaplar yaparak tedavi etmeye başlayabildik. Daha sonra geliştirilen tedavi metotları, IMRT olsun, volümetrik art terapi olsun, stereotaktik radyoterapi dediğimiz tedavi şekilleri olsun, zaman zaman cerrahi yapılamayan hastalarda başarıyla uygulandı ve kür elde edilebildi. Şu arada operasyonu kabul etmeyen ya da cerrahi olarak opere edilemeyecek hastalarda stereotaktik radyoterapi küçük tümörlerde önemli bir yer almakta. Bu gelişmeler ışığında tabii radyasyon onkolojisinin geleceğine baktığımızda belki 50 yıl sonra benim yerimde oturup bu konuşmayı yapan biri olduğunda diyecek ki işte o günler çok ilkel çalışmışlar. Biz şu anda şu şekilde diye bir anlatım içinde olabilecektir. Kanseri tedavi etmekten
daha ziyade yıllar içerisinde kanserin tedavisinde, yani radyoterapiyle tedavisinde yan etkiler önemli problem olmaya başlamıştır. Ve bu yan etkilerin azaltılması amacıyla da her yeni yıl ya da yeni gün radyoterapide daha fazla yeniliği beraberinde getirmektedir. Peki hocam, radyoterapide özellikle radyoterapi uygulanılan bölgede herhangi bir iz ya da yara oluşur mu diye bizlere çok sorular yöneltiliyor. Bununla ilgili sizin tecrübelerinizi dinleyebilir miyiz? Radyoterapi film çekilir gibi bir işlemdir. Evet. Birçok kişi hastanelere gidip bir takım tetkikler içerisinde film çektirmişlerdir. Hı. Buna benzer bir sistemdir. Hasta bir masada yatar, etrafında bir cihaz döner, dönerken tedaviyi verir. Ve bu tedavi esnasında hasta ağrı, sızı, acı, herhangi bir şey hissetmez. Ancak radyoterapinin uygulandığı özellikle cilde yakın bölgelerde güneşte oluşan bronzlaşmaya benzer bir takım etkiler görülebilir. Ama bu zamanda bu güneşte oluşan bronzlaşma nasıl düzeliyor ve insanlar tekrar aynı cilt rengini alıyorlarsa gene aynı şekilde yapılabilir, geriye döner yani. Peki hocam, bu tedavi sonrasında, tedavide seanslar bittikten sonra ne yapılır? Yani tedaviye sonuç seansların bitiminde hemen alınır mı diye merak edilenler arasında. Şimdi son yıllarda adaptif radyoterapi denilen bir kavram ortaya çıktı. Adaptif radyoterapi nedir? Radyoterapi esnasında bu yeni teknolojiyle kombin CT dediğimiz filmler çekilerek tümörün küçülüp küçülmediği kontrol edebilir ve küçülme varsa eğer yeniden planlamalar yapılarak sağlam doku koruması yeni baştan sağlanabilir. Ya da hastaların tedaviye bağlı bir takım işte zayıflama gibi ya da şey gibi durumlarda bu planlama tekrar yapılabilir. Radyoterapide asıl değerlendirme radyoterapinin bitiminden 3 ay sonra biz uyguluyoruz. Bunun sebebi de radyoterapinin hücreyi öldürücü etkisinin radyoterapi bittikten sonra da devam etmesidir. Çünkü hücre siklusu denilen bir şey vardır ve tümör hücreleri de bu siklüse tabidir. Bu siklusun süreci ne kadarsa ona göre en iyi şeyde en iyi değerlendirme radyoterapiden 3 ay sonra yapılır. Zaten SGK da bunu baz alarak PET CT gibi önemli değerlendirme metotlarını radyoterapiden 3 ay sonra yapılmasının daha uygun olduğunu radyoterapist görüşlerine göre ortaya koymuştur. Hocam, bahsettiğimiz gibi pandemide kanser tedavileri süresince hep buradaydınız hastalarınıza tedavide. Sizin özellikle başta belirttiğimiz gibi bugün tabii bunun 1. yılını yaşıyoruz. Pandemide kanser tedavileri ile ilgili isteyenlerimize ne mesaj verirsiniz? Tabii şimdi kanser mi pandemi mi diye düşünecek olursanız pandemide hastaların büyük çoğunluğu bir şekilde tedavi edilebiliyor, edilemeyenler de oluyor. Ancak kanser tedavi edilmez ise eğer ilerler ve hastayı ölüme götürebilir. Bu nedenle pandemi de olsa gerekli önlemler alınarak herkesin tedavisine devam etmesi ve kanserle mücadeleyi başlatması gerektiğini düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Evet, ve yanımda yine radyasyon onkoloji uzmanlarımızdan değerli hocam 16 yıldır burada nezaketi ve güler yüzüyle her zaman hastalarının karşısında olmuş ve onlarla aile bağı kurmuş uzman doktor Züleyha Kadehçi hocam yanımda. Hocam siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hocam, sizlere sorularımızı yöneltmek istiyoruz. Her zaman dediğimiz bir şey var, erken evre. Erken evrenin öneminden bize bahseder misiniz? Erken evre, kanser hastalığı ne kadar erken dönemde yakalanırsa tedavi başarısı o kadar yüksek olur. Ve tedavi başarısı %90-95'lere kadar çıkar. Bu ne demektir? Hastalık, hastanın vücudunda kanser oluştu.
biz hastayı tedavi etmeye başladık. Evet. Tedavi ettikten sonraki 5 yıl bizim için çok önemlidir. Hı. İlk 2 yıl hastalığın tekrarlama riski açısından önemli. Ama ondan sonraki 5 yıl da bizim için çok önemlidir. Ve ne kadar erken evrede yakalarsak tedavilerin tamamlandıktan sonraki takip süremiz o kadar uzar. Ve erken evrede yakalanan hastaların tedavi şeklinde de farklılıklar olur, alternatifler olur. Ne kadar geç evrede yakalanırsa kişi o kadar o kanserle, o bizim bir düşmanımız, ben her zaman için öyle diyorum. Onunla savaşmak için elimizdeki kozlar o kadar yetersiz kalır. O yüzden erken teşhis her zaman için çok önemlidir diyebilirim. Peki hocam, Avrasya Hastanesi'ndeki teknolojik gelişmelerden bahsettik. Bunlar tedavilere nasıl yansıdı? Bununla ilgili bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben 16 yıldır buradayım ama 5 yıldır, 5 küsur yıl Vecdi Hocam'la birlikteyiz. Evet. Ve Vecdi Hoca gerçekten bize klinik anlamda, hastaların tedavi anlamında, tecrübelerinden, evet, yani bize yol göstermek anlamında olsun, evet, yardımları olmuştur kesinlikle. Yani elim güçlenmiştir diyebilirim. İyi ki varsınız dediğimiz noktayı evet, burada hocamla birlikte evet, onaylamış oluyorum. Evet, elimden. Çünkü burası bir ekip işi. Evet. Bazı branşlar vardır, tek başına odandasındır, polikliniğini yaparsın, çıkarsın. Ama biz burada radyasyon fizikçisi Füsun Hanım'la 16 yıldır birlikteyiz. Evet. Onur Bey'le yine 10 yıl kadar oldu. Aygün Hanım'la ihtisasım sırasında da birlikteydik. Ondan sonra da bir 10 yılı geçti. Aynı şekilde Tamer Bey benim her zaman için mutlaka yardım. Tamer Bey, burada ne yapmam gerekiyor? Nasıl yapayım? Hastaya nasıl yaklaşayım diye mutlaka. Ekip birliği, ekipler şey. Hocam. Evet. O yüzden burasını bir aile gibi görüyoruz. Hastaları tedavi ederken de aynı düşüncedeyiz. O şekilde söyleyeyim. Tedavilere bu teknolojik gelişmelerin yansıması ile ilgili de bir bu tedaviler nasıl oldu? İlk başlangıçta radyoterapi cihazları olarak sadece kobalt cihazı kullanılmaktaydı. Evet. Kobalt cihazı kullanılırken diyelim ki en basit örneği vereyim. Yani klinikte karşımıza çıkan aksaklıklar açısından söylüyorum. Nazofarenks dediğimiz geniz tümörleri tedavi edilirken geniz tümörü burnun arkasında, boğazın da arka tarafında, tam iç taraftadır. Ve hastayı tedavi ettiğimiz kobalt cihazıyla 90-270 dereceden ışınlayıp gerekli blokları kullanmaktaydık. Kurşun bloklarımızı kullanıyorduk. O kurşun bloklar nedir? Hastanın beyinciğini korumak, işte o bölgeye yakın akciğer dokularını korumak, işte tükürük bezlerini koruma imkanımız çok fazla yoktu. Tam buraya denk gelen bölgede olduğu için. Biz hastaları tedavi ediyorduk. Uzun yıllar takiplerini de yaptık. Yaptığımızda hasta ağzı kuru oluyordu. Tedaviden tam başarı elde etmişiz. Hastalık ortadan kalkmış ama dilinde çatlaklar, tükürük salgısı yetersiz olduğu için yani hayat kalitesi bozuluyordu ve ellerinde suyla gezmek zorunda kalıyorlardı. Sakız çiğnemesini öneriyorduk, bazı yöntemler vardı falan. Şimdi yeni teknolojiyle o kadar güzel tedavi ediliyor ki tükürük bezleri de maksimum korunarak, işte arkadan geçen zincir kemikleri dediğimiz halka tabiriyle vertebradaki sinirler korunarak, işte beyincikten kulakların işte kohlea dediğimiz işitme ile ilgili yerleri tamamen korunarak bir planlama yapıyoruz. Hedef tümörü tamamen ortadan kaldırmak ama kritik organ dediğimiz bundan sonra hayatını devam ettirdiği zaman olmazsa olmaz organlarında maksimum korumak, tümörü de tamamen öldürmeye yönelik bir teknoloji, teknoloji cihazıyla artık yapmaktayız hastalarımıza. Peki hocam, Türkiye'de görülen en sık görülen kanser vakalarında erkeklerde ya da kadınlarda sık görülen kanser türlerine de biraz değinmeyi isteyeceğim. Türkiye'de ortalama her yıl 160 bin, 170, 180 yani ortalama yani 200 binin altında ama neredeyse 200 bine yakın yeni kanser tanısı konmaktadır. Bu çok büyük bir rakam. Evet. Erkeklerde de kadınlarda da birbirine yakın oranda kanser ortaya çıkıyor. Erkeklerde en sık görülen kanser
akciğer kanseridir. Akciğer, evet hocam. Bunun da sebebi, %85 sebebi sigarayla bağlantılı. Yine %15 sebebi işte sanayide kullanılan bir takım işte alüminyumdu, kadmiyum, onların kullanılması, işte dizel, gazlar, işte çevre kirliliği falan gibi ufak bir şey. Ama en önemlisi sigara. Sigara kullanımı ne kadar çok fazla artıyorsa akciğer kanserinin görülme oranı o kadar fazla oluyor. Maalesef çok acı, şunu söylemek istiyorum. Son 5 yıldan önce kadınlarda görülen akciğer kanser oranı çok azdı erkeklerle karşılaştırıldığında. Evet. Şu anda kadınlarda da sigara içiminde artmaya bağlı olarak neredeyse 2'ye 1 oranına yaklaşmaya başladı. Evet. O yüzden çok altını çizip dikkatli olmakta fayda var diyebilirim. Kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseridir. Meme kanseri de kadınlar hayatı boyunca kansere yakalanma riski, meme kanserine yakalanma riski her kadında yani 10'da 1 oranında görülme riski altındayız. Bu da çok büyük bir rakam. Ama biraz önce başında da söylediğiniz gibi erken teşhis edildiği zaman yüksek başarılar elde edilip çok kaliteli, konforlu bundan sonra uzun ömürler sağlıklı bir şekilde yaşama imkanı da olabilir. Erken teşhis önemli diyebilirim. Her kanseri tedavi ediyor muyuz hocam radyasyon onkolojisinde? Her kanser tedavi edilir. Kanserin her evresinde de radyoterapinin yeri vardır. Evet. Çocukluk tümörlerinden erişkin 80 küsur yaşındaki bir hastayla en ufak çocuklara kadar görülen kanserlerin her evresinde, her aşamasında radyoterapi olmazsa olmazdır. Evet hocam, az önce açılışta da bahsetmiştik. Hastaneye yine gelmekten korkanlar olabiliyor diye. Tabii ki biz yine her tedbiri aldığımızı iletiyoruz ama online muayene hizmeti de bu esnada verdiğimizin bilgisini vermiş olabiliriz izleyenlerimize. Pandemiden dolayı maalesef teşhis konmuş ama tedavide endişelenen hastalar olmaktadır. Teşhisi konmuş veyahut da herhangi bir şikayeti olmuş ama tetkiklerini yaptırmış, bu tetkikleri değerlendirmek için herhangi bir yere gitmekte endişelenen hasta grubu vardır. Oraya gidersem ya korona olursam ama hastalık da ilerlediği zaman kanser bu sefer tedavisi olmayacaktır. Şunu yapabiliyoruz hastalara. Bu tetkiklerini ikinci bir hekim gözü olarak değerlendirip yapılması gereken doğru yönlendirmeleri hastayı yönlendirebiliriz. Bunu yani ikinci görüş muayenelerinizi de online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Evet. Bunun da buradan hocam vesilesiyle yine izleyenlerimize bilgisini vermiş olalım. Hocam çok teşekkür ediyorum sizlere verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ve yine radyasyon onkoloji uzmanlarımızdan Doktor Tamer Gül aramızda. Değerli hocam da burada bizlerle birlikte birçok hasta tedavisine dokunan, şifa sunan önemli ve kıymetli isimlerden birisi. Hocama ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Hocam, radyasyon tedavilerinde ışınlar veriliyor demiştik. Peki hastalarınızı planlamada bu ışınlardan zarar görmemesi için neler yapıyorsunuz ve hastayı nasıl koruyorsunuz? Bize bundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim, hastaların içi rahat olsun. Olabilecek maksimum koruma sağlanıyor. Öyle hocalarımızın söylediği gibi eskiye göre teknolojinin de gelişmesiyle maksimum etki, minimum yan etkiyle hastalarımız tedavilerini tamamlıyorlar. Burada bir sorunumuz yok. Şimdi hasta tedavi alana kadar bir kere bir sürü aşamadan geçiyor. Özellikle amaç en fazla yararı sağlamak olduğu için en son onayı alana kadar çok çeşitli, titiz, yoğun, ciddi bir çalışma yapıyoruz. Evet hocam. Bu çalışmalardan ben bir tanesinden 3D kontrollamadan çok kısa bahsedeceğim. Evet. Çünkü planlama aşamasında fizikçi arkadaşlar başka açıklamalar da yapacaklar diye düşünüyorum. Şimdi 3D kontrollama nedir? 3D kontrollamada ışınlanacak yer ve korunacak bölgelerin belirlenmesi olayıdır. Evet. Burada öncelikle ışınlanacak alan, tanıtımda da gösterdiğiniz gibi PET vizyonla veya varsa MR vizyonla
birlikte çiziliyor. Böylece çok daha net, çok daha keskin çizimler ortaya çıkıyor. Bunlar çıktıktan sonra ışınlanacak alanda veya o bölgenin yakınında hayati organlar, kritik organlar dediğimiz organların da korunması lazım. Çünkü ışınla bu iş bitmiyor. Yan etkilerinde olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu çizimler hastaya çekilen tomografi üzerinden her kare tek tek, her organ tek tek çizilerek ciddi bir şekilde sınırları belirleniyor. Bunları niye belirliyoruz? Çünkü bundan sonra hastayı fizikçilere devredeceğiz. Onlar da bu sınırlara uyarak, belirlenen dozlara uyarak, riayet ederek hastaya zarar vermeme ve alabileceği dozunda maksimum alabilmeleri için hazırlamış oluyoruz. Çok ayrıntıya gerek yok ama çizdikten sonra şöyle bir üç boyutlu görüntümüz ortaya çıkıyor. Evet. Buradaki bir akciğer alanı, o bölgede bulunan kalbi ve diğer organları çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Bu sınırlar fizikçi arkadaşlar için birer referans ve yol gösterici olacak. Dolayısıyla buna riayet ederek sağlıklı, yan etkisiz bir tedaviyi tamamlamış oluyoruz. O yüzden rahat olsunlar diyorum. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Hastaları da bu ışınlara karşı korumada detaylı olarak bizlere sağlamış olduğunuz bilgiler için. Evet, şimdi hocamın da bahsettiği gibi evet, medikal fizik uzmanlarının bu süreçte tedavi planlamada önemli noktada yer aldıklarına değinmek istiyoruz. İşin önemli kahramanlarından birisi de onlar. Radyasyon güvenliği sağlamada, cihaz kalite kontrollerinde büyük emekler veren hastanemizin kıymetli isimleri arasındalar ve aynı zamanda da biz kalite değerlendirmelerinde 95 oranında bir puan elde ettik. Burada bu cihazların denetimlerine kadar sorgulandık. Burada da onların emekleri, disiplinli yaklaşımları oldukça önemliydi. Kendilerine bu vesileyle de teşekkürlerimizi sunmuş olalım. Medikal fizik uzmanımız Füsun Şentürk aramızda. Evet, hoş geldiniz diyoruz sizlere de. Füsun Hanım, size yöneltmek istediğimiz sorumuz: medikal fizikçi olarak hasta planlama aşamalarından bizlere kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Az önce Tamer Bey'in de bahsettiği gibi hastanın CT'si çekildikten sonra network sistemiyle bizim kendi planlama sistemimize geliyor. Evet. Ve elimizde bulunan hastanın tanı konulması aşamasındaki görüntüleri bilgisayarımıza yüklenip üzerinde meç ediliyor. Bu birleştirilme sonrasında kontrollama yapılıyor. Kritik organlar ve doktorlarımızın bize verdiği planlanacak tedavi volümü, PTV dediğimiz volümleri bize teslim ediyorlar. Ve bizden o volümlere ne kadar doz vermemizi istiyorlar. Onu istedikten sonra biz bilgisayarla optimizasyonla başlıyoruz olaylara. Bu vereceğimiz dozu kliniğimizde bulunan DBX-600 ve Tirdür cihazında konformal radyoterapi, bunun içinde pildampil tekniği de var. Artı dinamik IMRT tekniğini her iki cihazımızda kullanarak yapabiliyoruz. Dinamik IMRT cihazının, dinamik IMRT'den kastım cihaz stop and shot tekniğiyle duruyor, ışınlıyor. Sonra tekrar başka açıya dönüyor. Işınlıyor, duruyor, tekrar bir açısını değiştiriyor, tekrar ışınlıyor, duruyor ve bizim seçtiğimiz ışınlar doğrultusunda tümör dozuna maksimum dozu verip sağlamlıklara minimum dozu verebilecek şekilde son planlamasına kadar gidiyoruz. Tiroloji cihazımızda buna ek olarak ARC radyoterapisi yapabiliyoruz, IMRT yapabiliyoruz. Onda da bir yelpaze gibi tarayarak cihazı istediğimiz açı boyutunda 360 derecede yapabiliyoruz. Tümörün yerleşim yerine göre yarım veya yani ya full ya yarım ya da daha farklı açılarda yerleşim yerine göre biz onu seçiyoruz. Doktorlarımızın istediği tümör dozunu verene kadar uluslararası doz kriterlerine uygun şekilde, diğer organların kritik dozlarını aşmayacak şekilde optimizasyona sokuyoruz. Ve tümörümüzün almak istediği en yüksek dozu almasını istiyoruz. Tabii bunları yaparken de en başında hastaların bu tedavi planını yaparken ve tedavi sırasında hiç kıpırdamaması ve fiksasyonun, hasta fiksasyonunun bizim için çok önemli olduğunu söylemem gerekir.
Özellikle mesela beyin hastasıysa tedaviye girerken tedavi sırasında kıpırdamaması için baş maskesi, baş boyun hastalarına baş boyun maskeleri, meme hastalarını meme aparatlarına yatırıyoruz, akciğer hastalarını akciğer aparatına yatırıyoruz. Özellikle SVRT dediğimiz, Vecdi Hoca'nın da bahsettiği yüksek dozları kısa sürede verdiğimiz, özellikle cihazımızda verebildiğimiz hastalarımıza, özellikle batın bölgesinde ve akciğer bölgesinde olanlara kişiye özel vakumlu yatak uyguluyoruz. Bu uyguladığımız yatakları hasta sadece kendisi kullanıyor ve her tedaviye geldiğinde kullanıyor. Böyle bir fiksasyonun arkasından, çekilen CT, volümleme ve planın arkasından en iyi planı oluşturduğumuzu düşünerek doktorlarımızla planı tartışıyoruz. Plan kabul olursa oh ne güzel, yolumuza evet. devam ediyoruz. Olmazsa çalışmaya devam tekrar. Ediyoruz. Ama inanın çok uzun sürdüğü zamanlar da oluyor. Evet. Yeri geliyor 2 gün, 3 gün uzayan planlarımız oluyor. Veya aynı gün içinde bitiriyorsak 3-4 saat zaman ayırdığımız planlar oluyor. Ama emin olsunlar ki onlar için en iyi şeyi yapıyoruz. Evet. Zaten hocalarımız başka türlü kabul etmiyorlar da planı da. Final onaylandıktan sonra planına cihaza biz kendimiz de onaylayarak cihaza gönderiyoruz. Tabii bu bitti mi? Planı onayladık, cihaza gönderdik. Tekniker arkadaşlar alacaklar ama acaba bizim hastaya vereceğimiz planda uygulayacağımız dozlarda bir sıkıntı var mı? Burada o kadar çok fiziksel parametre var ki hata yapılabilecek. En basitlerinden birkaç tanesini söyleyeyim. Hastaya tedavi uygularken cihazın gantrisi, cihazın başı hasta etrafında dönüyor. Evet. Bu dönerken gantrinin dönüş hızı, içindeki MLC dediğimiz lifler var. O liflerin hareket hızı. Artı IMRT dediğimiz yoğunluk ayarlı radyoterapi yaparken doz hızının hepsinde bir farklılıklar oluştuğu için acaba doğru dozu verebiliyor muyuz diye kontrol etmek istiyoruz. Dolayısıyla da bunun için kliniğimizde bizim kullandığımız üç boyutlu kontrol cihazları ve portal dozimetre cihazlarımız var. Bunları mutlaka her hastanın tedavisinden önce kontrol ediyoruz, onayını alıyoruz ve arkadaşların tedaviye alması için gönderiyoruz. Tabii ki bu hasta planı içinde. Evet. Hasta planını böyle onayladık ama siz de bahsettiniz. Bu cihazların bakımları evet. ve kontrolleri var. Bunlar da yani buradaki konuya sığamayacak kadar evet. çok hem teknik konu var ama hem de çok geniş şeyler. Kısaca bahsetmek isterim onlardan. 3 ayda bir cihazımızda mekanik ve dozimetrik bakımlar var. Evet. Onlar teknik servis tarafından yapılıyor ama biz cihazı teslim alırken bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Hani biz bıraktığımız zamandaki şeyler çünkü bir sürü yerleri elleniyor ediyor veya biz bazı yerleri ayarı kaçmış oluyor bir miktar. Onu düzeltmeleri için veriyoruz. Düzeltelim. Bunların hepsinin kontrolü yapılıyor. İşin hani bizim için en kötü yanı bu bunları aynı gün içinde yani teknik servisin bakımı yaptıktan sonra hemen arkasından bizim kontrol etmemiz gerekiyor. Doğru. Dolayısıyla bakım yapıldıktan sonra yine kliniğimizde sahip olduğumuz bir takım kalite kontrol cihazlarımız var. Bunların arasında QA aletlerimiz, bunlar katı su fantomlarımız, su fantomumuz, ARP tedaviyi kontrol edebileceğimiz Octavius kontrol aletimiz gibi daha bir sürü farklı aletlerimiz var ve bunların hepsinin dozimetrik ve mekanik kontrollerini yapıp cihazı teslim alıyoruz. Bir sonraki gün hasta tedaviye gönül rahatlığıyla girebilsin diye. İnanın o kadar çok titizleniyoruz çünkü tedavi planlama kısmı gerçekten çok önemli. Dozların asla aşılmaması gerekiyor. Her hasta kendi annemiz, babamız ve yakınımız gibi. Kesinlikle. Çok ciddi şekilde üstünde emek harcıyoruz. Evet. Bu emeğin karşılığında da elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz demeyeceğim. Yapıyoruz, iddialıyız. Evet, yapıyoruz. Şimdiye kadar bu şartlarda tedavi aldığımız 20 binin üzerinde hastayı
gönül rahatlığıyla tedavi ettiğimizi söyleyebilirim. Ne mutlu bize. Evet, gerçekten disiplinli bir çalışma var yine medikal fizikçilerimizde de. Her birine tekrar teşekkürlerimizi sunalım. Füsun Hanım da yine uzun yıllardır hastanemizde ve medikal fizik uzmanları arasında da önemli sayılı kişiler arasında yer alıyor. Ve tabii ki hastanemizin yine genç, deneyimli, tecrübeli isimlerinden biri yine medikal fizik uzmanımız Onur Tosun aramızda. Onur Bey, hoş geldiniz diyelim size. Hoş gördüm. Teşekkür ederim. Evet, sizle de biraz böyle cihaz özelliklerine değinelim istiyoruz. Radyasyon onkolojisindeki teknolojik gelişmeler hakkında detaylı bilgiyi sizden alalım. Öncelikle dünden bugüne radyasyon onkolojisindeki cihazlara baktığımızda her zaman zamanın ötesinde bir teknolojiye sahip olmuştur. Evet. Vejde Hocam da bahsetti, Rüya Hocam da bahsetti biraz. 1950'lere dayanan bir geçmişi var radyasyon onkolojisinin. Tabii ilk cihazlar doğal radyasyon kaynağı kullanan kobalt 60 cihazlarıydı. Burada doğal radyasyon, yani radyoaktif element vardı. Daha sonra 1970'lere doğru kobaltların yerini lineer akseleratörler almaya başladı. Tabii bunlar hep ön çalışmalar. Ta ki işte 2000'li yıllara doğru doğru bilimsel olarak yerlerini aldı. Bu cihazlar yüksek teknolojiye sahip hassas cihazlar. Daha sonrasında bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ve tomografinin tıp alanında uygulanmasının artmasıyla beraber bu sefer hastalara özel planlama sistemleri hastalara özel planlar yapılmaya başlandı. Bunlardan da Füsun Hanım, Tamer Bey, Tamer Hocam temin bahsettiler. Hasta üzerindeki tomografi görüntülerinde milimetrik çalışmalar nezdinde planlar yapıldığına dair. Biz de Avrasya Hastanesi olarak tabii ki teknolojik gelişmelerden geri kalmıyoruz. Yakından takip ediyoruz. Çok yakın bir zamanda da teknolojik altyapımızı yeniledik. Evet. Ve yeni triloji cihazımıza sahip olduk. Ben yeniliklere kendi klinik deneyimimiz ve cihazımız üzerinden nacizane yardımcı olmak istedim. Yani neler yaptığımıza dair. Benim en önem verdiğim şeylerden biri diğer görüntüleme, radyolojik görüntüleme sistemlerinin kendi planlama sistemimize entegre edebilmemiz. PET füzyon dediğimiz PET pozitron emisyon tomografisi bir radyoloji görüntüleme sistemidir bu. Mesela PET füzyonda gördüğümüz gibi tümörlü bölgeyi parlak bir görüntü olarak çok net görebiliyoruz. Evet. Ama bunu tomografide akciğer tümörlerinde çok net göremeyiz. Biz burada ne yapıyoruz? İster kendi hastanemizde çekilmiş olsun, ister herhangi hastanın başka bir yerdeki görüntüsünü kendi sistemimize birebir entegre edebiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Bir de bir MR görüntüsü vardı. Evet, onu da. Bu PET füzyon. MR füzyonda ise şurada gördüğünüz gibi önce tomografi görüntüsü var. Bu ilerlesin. Evet, MR görüntüsünde bu gördüğünüz gibi daha belirgin. Evet. Mesela yumuşak dokuda tomografi hiçbir zaman MR kadar cevap veremez. Biz ama planları tomografi üzerinden yaptığımız için MR kullanmamız gerekiyor. Bizim sistemimiz smart adaptif özelliğiyle buna da fırsat veriyor. Yani biz bir MR görüntüsü üzerinden aslında tümörü çizmiş, tomografi üzerinden de planlamış oluyoruz. Bir başka teknoloji, hem sahip olduğumuz hem güncel teknolojilerden biri de hareketli organların takip edebilme sistemi. Bu cihazın içerisindeki entegre sistemlerden de olabilir veya farklı fazlarda çekilmiş. Mesela bir akciğer hastasına örnek verelim. Akciğer hastası neden örnek veriyorum? Çünkü akciğer çok hareketlidir. Yani nefes alıp vermemizle bile akciğer tümörü yer değiştirir. Ama biz 3 faz, yani nefes alarak, nefes vererek ve normal nefesle çektiğimiz 3 tomografiye yine füzyon özelliğiyle, smart adaptif özelliğiyle birleştirip tek CT görünümü veririz ve tümörün bütün hareketini saptayabiliriz. Bunlar bize ne kazandırıyor? Hem doktorlar açısından volümün keskinliğini ve bizim de fizikçiler açısından, Füsun Hanım'ın da anlattığı gibi birçok özel planlamayı bu görüntülemeler üzerinden yapabilme imkanını sunmaktadır bize. Son olarak da cihazda, evet, planlama odasında, planlamada bunlar oluyor. Peki cihazda hani neler yapabiliyoruz? Kendi cihazımızın da veya artık yeni sistem birçok cihazda olan robotik görüntüleme sistemleri var. Bunlar cihazın üzerinde hasta tedaviye girmeden önce QV ve CT dediğimiz görüntüleme tekniklerini hasta tedaviye girmeden önce, hasta tedaviden sonra, hatta hasta tedavi sırasında da yapabiliyoruz. Yani hastalarımız tedaviye girmeden, tedavi sonunda ve tedavi sırasında görüntüleri alınıyor. Hiçbir ıskalama şansı olmaması adına
Bunun adı temin sizin de bahsettiğiniz gibi kombin CT dediğimiz bir nevi CT görüntüsüdür, kombin CT. Tabii enerjisinin daha düşük tutulup her gün bazı hastalarımıza her gün bazı hastalara gün aşırı uyguluyoruz çünkü bunu. Evet. Bunun da şöyle bir artısı oluyor hastalar açısından. Vejde Hocam da bahsetti adaptif planlar dediğimiz. Biz mesela fraksiyon oturum 30 günlük bir tedavi sırasında hastanın 15. gününde anatomik değişimlerinde veya tümöründeki olan değişimleri an ve an görebiliyoruz. Eğer hocalarımız da gerek görürse yeniden onları planlayabiliyoruz. Buna da adaptif planlama diyoruz. Teşekkür ediyoruz Onur Bey bizlere de bu cihazlarla ilgili vermiş olduğunuz detaylı bilgiler için. Ve tabii ki radyoterapi teknikerlerimiz de var yine bu alanda. Deneyimli hastalarımıza tüm tecrübeleriyle yardımcı olan. Evet hastanemizde yine uzun yıllar görev yapmış Aygün Akyer aramızda radyoterapi teknikerlerimizden. Aygün Hanım hoş geldiniz. Sizlere de tüm hastalar adına yine teşekkürlerimizi iletelim. Gerçekten hizmetlerimizde önemli noktada yer alıyorsunuz ve birçok memnuniyeti sağlıyorsunuz. Radyoterapi teknikerlerinin tedavilerdeki rolü nedir diye size sormak istiyoruz. Hangi aşamada yer alıp neler yapıyorlar? Bize bundan bahseder misiniz? Tabii ki. Bir radyoterapi teknikerinin şöyle özetlersek eğer kısaca. Sabah ilk iş olarak cihazımızı açıp günlük kalite kontrollerini, ölçümlerini yaparak cihazımızı hasta almaya hazır bir konuma getiriyoruz. Daha sonra hastalarımızı randevu saatlerine göre tedaviye almaya başlıyoruz. Hastamızı tiroloji cihazına içeriye aldıktan sonra gerekli immobilizasyon yani sabitleme işlemini yaptıktan sonra referans noktalarına göre hastamızı ayarlıyoruz. Sonra iki boyutlu kiwi ya da üç boyutlu kombin CT'sini çekerek gerekli görüntülemesini sağlayıp gerekli kaydırmalarımızı yapıp hastaya tedaviye başlıyoruz hastanın tedavisine. O sırada hastayı dışarıdan hem izliyoruz hem dinliyoruz. Hastamızı bu şekilde tedavisini yaptıktan sonra tedavimizden dışarı çıkarıyoruz, cihazdan dışarı çıkarıyoruz. Böylece günlük tedavisini tamamlamış oluyoruz. Eğer herhangi bir şikayeti olursa hastamızın onu da gerekli kişilere yönlendiriyoruz. Evet sizler de yine bu alanda birçok genç arkadaşlarımızı yetiştirdiniz deneyimlerinizle, tecrübelerinizle. Evet, tekrar teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz sizlere. Gelen sorulardan birini Tamer Hocam'a yönlendirelim. Hocam ışın tedavisi her gün gelinmesi gereken bir tedavi demiştik. Her gün gelemeyen, uzakta olan, bazen hastamı su içirmekte, yemek yedirmekte zorluk yaşıyorum diyen hasta yakınları var. Böyle olunca tedavi nasıl gerçekleştirilebilir? Bize bununla ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Hakikaten önemli bir soru. Evet. Yani tedaviyi tamamlayabilmesi lazım hastanın ki sonuç alabilirim. Normalde radyoterapi tüm arkadaşların da dediği gibi yatış gerektirmeyen, ayakta günübirlik uygulanan acısız bir tedavi. Fakat dediğiniz gibi her hasta böyle olmuyor. Yaşa bağlı, tümörün yerine bağlı, evresine bağlı. Bazı hastalar hakikaten düşkün olabiliyorlar. Beyin tümörü, beyin metastazı gibi durumlarda hastalarda şuur iyi olmayabiliyor. Yürüyemiyorlar. Elleri kolları hareket etmeyebiliyor. Her gün geleceği için de bu hastaların taşınması çok ciddi bir zahmet gerçekten. Hem hasta için hem hasta yakınları için çok zorlu bir süreç. Yine sizin söylediğiniz gibi hastaların çoğu yemiyor. Hatta aile yakınları bunlara çok üzülüyorlar. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama yemiyor. Sanki kasıtlı yapıyor gibi. Bu tür hastalarımız da olabiliyor. Biz bunlar için tedavi tamamlama açısından yatış öneriyoruz bazı hastalara. Yatış olduğunda avantajımız ne oluyor? Bir kere hastalarımız günlük takip ediliyor. Genel durumları hem bizim hem hemşireler tarafından her gün takip ediliyorlar. Arada yapılan tetkik ve tahlillerle metabolizmaları, genel durumları yine incelenmiş oluyor. Yemeyen hastalarımız için hakikaten bazıları şuuri olmuyor ve su bile içemiyorlar. Bunlar için damardan beslenmeler yapıyoruz. Hem sıvı hem elektrolit dengelerini sağlıyoruz. Hem de 24 saatlik gıda ihtiyaçlarını karşılayacak besin maddeleri veriyoruz. Dolayısıyla kişi sanki günde 3 öğün yiyormuş gibi beslenmiş oluyor. Bunun avantajı ne? Hasta kilo kaybediyor.
ve hızlı kilo kaybediyorlar çünkü. Bu kilo kaybının sonucunda dirençler düşüyor. Vücut düşkün hale geliyor. Tedaviye ara vermek zorunda kalabiliyoruz. Hatta kesmek zorunda kalabiliyoruz. Bunu engellemiş oluyoruz. Kontrollerin amacı hastanın günlük gelişmelerini takip edebilmek. Çünkü kanser hastalığı çok organlı ilgilendiren bir hastalık. Sadece tümörün bulunduğu yerle ilgili değil. Dolayısıyla herhangi bir sorun gördüğümüzde günlük kontrollerimizde ilgili branşa aynı gün içerisinde konsültasyon dediğimiz danışma istiyoruz, yardım istiyoruz. İlgili branştaki hekim arkadaşı da bizim hastanede aynı günde muayenesini yapıyor, görüyor. Aynı gün içerisinde tetkik ve tahlilleri yapılıyor. Ve ona uygun tedavisi de aynı gün içerisinde başlamış oluyor. Zaman kaybetmemiş oluyor. Bu da hastanın tedavisini tamamlamasında önemli bir etken. Özellikle mobil olmayan, hareket edemeyen hastalar için de hastanede yatışın transport açısından çok avantajı var. Kendi elemanlarımızı alıyoruz, aşağı indirip çektiriyoruz ve tekrar servisine çıkarıyoruz. Bu maksimum 20 dakika, 15 dakika sürebiliyor. Dolayısıyla evden gelebilecek bir hasta için bu şekilde çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Hem hasta için kolaylık hem hasta yakınları için bir avantaj sağlamış oluyoruz ve hastaya da böyle bir şans vermiş oluruz diye düşünüyorum. O yüzden getiriyoruz bazı hastalara. Evet, yatarak tedavi de mümkün diyebiliyoruz. Evet, Sayın Vejde Hocam, Sayın Züleyha Hocam, Tamer Hocam ve yine medikal fizik uzmanlarımızdan Füsun Hanım, Onur Bey, radyoterapi teknikerimiz Aylin Hanım, bugünkü yayınımızda olan katkılarınızdan dolayı her birinize teker teker izleyenler adına teşekkür edelim. Gerçekten çok güzel bir dilde her hastamızın, izleyenimizin anlayacağı şekilde onlara bilgiler aktarmaya çalıştık. Yine tekrardan yayın bitiminde ben ikinci görüş muayenelerine değinmek istiyorum. Lütfen bu noktada bize danışın. Biz buradayız. Değerli hocalarım burada tüm tecrübeleriyle sizlere hizmet vermek için, sizlere ikinci bir görüş de olabilmek için bu konuda sizleri aydınlatacak ve sizin de bu konuda güveninizi sağlayacaklarına eminiz. Biz kanserle olan mücadelenizde sizin yanınızdayız ve bu tedavilerinizi en doğru şekilde ekibin kıymetli üyeleriyle birlikte gerçek anlamda tam bir titizlikle gerçekleştirilen çalışmalar sonucu uygulamaktayız. Yine medikal kadromuzun güzelliğinin dışında cihazlarımızdan da ileri teknolojilerde kullandığımız cihazlarımızdan da sizlere bahsettik. Evet, bizi Nijerya'dan arayıp yazan izleyenlerimiz de varmış. Şu anda Nijerya'dan da bir mesajımız gelmiş. Yurt dışından da birçok hastamız gerçek anlamda tedavide bizi tercih ettiler ve onları ülkelerine şifa bulmuş bir şekilde gönderdik. Bunun dışında milyonlarca hasta Avrasya Hastanesi'nin bu değerli ekibinden aldığı tedaviler sonrasında şifa buldular. Evet, tekrardan buradan hepsine selam olsun. Evet, mail yoluyla da Nijerya'dan bize ulaşan hastamızın sorusuna dönüş yapacağımızı da buradan belirtmiş olalım. Evet, tüm izleyenlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, randevu için muayenelerde gerçekleştirebileceğiniz iletişim bilgilerimizi hemen sizlere iletmek istiyorum. 0212 665 50 50 numaralı çağrı merkezimizde temsilcilerimizden randevu alabilirsiniz. Ya da online muayene hizmetlerimiz var. Online randevu alabilirsiniz. Dediğim gibi online muayenelerimizi de bu esnada ikinci görüşte kullanabilirsiniz. Biz buradayız. Hocam, söylemek istediğiniz son bir şey var mıdır izleyenlerimize? Tabii kanser önemli bir hastalık. Ama kanserin erken evrede yakalanması için herkesin bu konuda dikkatli olması lazım. Özellikle meme kanseri konusunda kadınlarımızın kendi kendine meme muayenesini öğrenmeleri, yılda bir kez de ultrason eşliğinde hekim muayenelerini mutlaka yaptırmaları, böylece çok erken evrede teşhis edilip tamamen tedavi edilme olanağını yakalamaları açısından önemlidir. Kanserlerin %50'si önlenebilir sebeplere bağlıdır. Evet. Bir takım alışkanlıklarımızdan vazgeçerek, aktif yaşantımıza dönerek, beslenmemize dikkat ederek bu %50'lik kanserlerden de kurtulma ihtimalimiz vardır. Ama kanser olunca da biz buradayız.
tüm titizlikle, tedavilerde multidisipliner onkolojik yaklaşım içinde tüm birimlerin bir arada olduğu ve kararların bu şekilde alındığı tedavilerde hastalarımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum ve çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Yine bu ekibin başındasınız. Kıymetli isimlerdensiniz ve her zaman ekibinize ciddi anlamda yaklaşımlarınız olsun, verdiğiniz fikirler, deneyimleriniz her zaman onlara ışık tutmuştur. İyi ki varsınız. Evet. Ve yine diğer radyasyon onkoloji uzmanımız, hastanemizin kıymetli, uzun yıllardır hizmet veren hekimlerinden Züleyha hocamın da izleyenlerimize söylemek istediği son mesajını almak istiyorum. Ben kanser hastalığı teşhisi konan hastaların kesinlikle vakit kaybetmemelerini istiyorum. Ne kadar vakit kaybederse zaman hep aleyhimize işliyor. O yüzden teşhis konduğundan itibaren bir an önce tedaviye başlatmamız gerekiyor. Bir anımı anlatmak istiyorum. Buyurun, aslında. Hocam. 8 yıl önce tedavi ettiğim bir hasta vardı. Ben hatırlamıyorum yani. Aradan zaman geçmiş. Gürcistan'dan gelmişti. Evet. 2 ay kadar önce hasta aramış, sormuş, bulmuş. Tekrar bir iki sıkıntıları vardı. Yine geldi buraya. Tedavilerini yaptık. Biz buradayız. Elimizden geldiğince onları tedavi etmek için yapmamız gerekeni yapıyoruz. Teknolojide en iyi imkanları kullanarak. Kanserle savaşmakta sonuna kadar buradayız, onu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz hocam size. Yine Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nin de onkoloji ünitesi gerçek anlamda can damarlarından birisi. Bu konuda her zaman hastalara en doğru, iyi hizmeti verebilmek için de her zaman hastane yönetimimiz bu konudaki gereksinimleri, ihtiyaçları da en hızlı sürede karşılamıştır. Tekrardan buradan hastane yönetimine de bu sağlık hizmetlerinde ve onkoloji ünitemizde vermiş oldukları bu katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, tüm izleyenlerimize buradan sevgi dolu selamlarımızı tekrardan ileterek yayınımızı sonlandırıyoruz. Ne diyoruz? Kanserle savaşta sizin yanınızdayız. Her zaman buradayız. Bize danışabilirsiniz diyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Evet, kıymetli Kanal 8 izleyenlerimiz, yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bugün de radyasyon onkoloji panelini sizlerle sunduk ve şu anda Züleyha Kadehçi hocam bizlerle birlikteler. Panelimizle ilgili neler söyleyecekler, Züleyha Kadehçi hocamdan dinliyoruz. Radyasyon onkolojisi bölümü çok önemli bir bölümdür. Neden? Kanser tedavisinde olmazsa olmaz bir tedavi yöntemidir. Son bir yıldır yaşadığımız maalesef Covid-19 pandemi süreci içerisinde hastalıkla ilgili tedavilerde hastalardan kaynaklanan aksaklıklar olmuştur. Ama biz bu kadar süre içerisinde asla ve asla tedavilerimizi hiçbir şekilde aksatmadık. Düzenli bir şekilde hastaların tedavisini başından sonuna kadar tamamlattık. Hepsinde şifa bulduk. Ben şunu tavsiye ediyorum. Yeni teşhis konmuş ve tedavi aşamasına başlamış ama endişelenen hasta grubuna korkmasınlar, tedirgin olmasınlar. İkinci görüş için mutlaka Avrasya Hastanesi olarak bizler bu konunun uzmanları olarak onların yanındayız ve elimden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışırım. Yönlendirmek adına, tedavilerinin yönlendirilmesi adına bunu söyleyebilirim. Çünkü kanser kardiyovasküler hastalıklardan sonra en önemli, en büyük bir hasta grubudur. Bunun için de şunu söyleyebiliriz, Türkiye'de her yıl 160-170 bin kişiye yeni kanser tanısı konmaktadır. Bu çok büyük bir rakam. Tedavi olması gerekir. Erken teşhis edildiği zaman tedavi başarımız %100'lere kadar çıkmaktadır. Bu çok önemli. Bunu kaçırmayalım deriz. Tedaviye erken aşamada başlarsak sanki bir grip gibi onu tedavi eder ve başarılı bir şekilde yolumuza sağlıklı bir şekilde devam ederiz diyebilirim. Erken teşhislerde mutlu sonuçlara ulaşılabilir. Erken teşhiste mutlu son olur. O yüzden de sakın check-up'larımızı, tetkiklerimizi kaçırmayalım. Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Radyasyon onkolojisinde planlama hizmetlerini değerli hocamdan dinliyoruz. Gerçekten radyoterapi denince akla en önce planlama gelmesi gerekir. Çünkü hastalarımızda tedavi edeceğimiz bölge çok lokal tedavi oluyor. Kemoterapi gibi sistematik bir tedavi değil, lokal bir tedavi yapıyoruz.
Dolayısıyla o bölgeye verdiğimiz doz çok yüksek, milyon elektron voltla derecesinde. Onları verirken de hata yapma gibi bir lüksümüz olmadığı için elimizden geldiği kadar çok uğraş vererek hasta planlarını yapıyoruz. Tabii bu planları yaptıktan sonra planların doğruluğunun mutlaka araştırılması gerekiyor. Artı onun yanında cihazlar bunları verebilecek kapasitede mi? Onların kontrolleri yapılması gerekiyor. Hepsinin kalite kontrolleri olsun, tedavi planları olsun. Avrasya Hospital'da etkin düzeyde tedavi planlama sistemleri ve tecrübeli ekiple yapılıyor. Efendim, başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İlinci sağlık efendim. Olabildiği kadar halka aydınlatmaya çalıştık. Kafalarda oluşabilen soruları cevaplamaya çalıştık. İnşallah faydalı olmuşuzdur diye düşünüyorum. Peki radyasyon onkolojisinde hocam, kanser tedavisinde nelere dikkat ediyoruz? Bir kere hastaya zarar vermemek gerekiyor. Bunun için de çok fazla panelde anlattığımız gibi yöntemlerimiz var. Ve hastanın genel durumunu kontrol ederek bu tedaviyi tamamlayabilmesini sağlamamız gerekiyor. Bu aşamalar çok önemli. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Sağ olun. Evet kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'nde Zeytinburnu yerleşkesinde bugün de radyasyon onkoloji panelinde tedavi sürecini sizlerle paylaştık ve değerli hocamız, değerli büyüğümüz Sayın İbrahim Urlu hocam panelimizle ilgili neler söyleyecekler, kendilerinden dinliyoruz. Hoş geldiniz. Evet, bugün bir dijital panelimizin bir tanesini daha izledik. Son birkaç haftadan beri kanserle mücadelenin, kanserle özel hesaplaşmanın basamaklarını bir bir yerine getirmeye çalıştık. Önce cerrahlarla beraber, evet, kanserin 3 tane tedavi yöntemi var. Cerrahi, kemoterapi, medikal onkoloji dediğimiz yer, bir de radyoterapi. Bugün radyoterapi süreçlerinin derinliklerine indik. Radyoterapi bölümünün altyapısı çok ciddi. Dışarıdan bir atom bombası atsanız radyasyon ışınları içeriye girmeyecek şekilde, içerideki radyasyon yayılmalarının dışarıya çıkmayacak şekilde duvarlarının özel kurşunlarla kaplı. 40 santim, 140 santim gibi durumuna göre, dozlarına göre ölçümlenen ciddi bir altyapıya ihtiyaç var yapılması için. Yine çağımızın, teknolojinin hızına, baş döndürücü hızına yetişmek mümkün değil. Bununla ilgili teknolojiyi takip etmek lazım. Takip etmek yetmiyor. Cihazları çok çok pahalı. Az üretiliyor. Dünyada da az. Ve buna yetişmek de kolay bir şey olmuyor. Onlara da yetişmek gerekiyor. Sadece şu 20 yıllık süreçte biz 3 tane cihaz bu konuda değiştirdik. Teknolojinin getirmiş olduğu yenilikleri Avrasya Hastaneler Grubu getirdi. Evet. Ve bu da yetmiyor. Cihazlarında iyi bir ekibe sahip olman gerekiyor. İnsan kaynaklarının çok iyi, güçlü olması gerekiyor. Bugün radyoterapi bölümünün derinliklerine girdik. Sadece hekimlik boyutu değil, medikal fizik boyutlarını gördük. Teknikerlerin durumlarını gördük. Ve bu dijital paneli izlerken de yurt dışından da insanların bizleri izlediğini, evet, yayınımızı takip ettiklerini, yayınımızı takip ettiklerini gördük. Sorularını cevapladık. O multidisipliner, yani bir ekip ruhunun kanserle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu, arkadaşlarımın kalplerinin atışını, ses tonlarındaki heyecanı, tınıyı hissettik. Ülkemizle de gurur duyulacak noktalarda olduğumuzu gördük. Sağlık turizminde çok başarılıyız. Sağlık turizminde de etkiliyiz. Aranan, fikri alınan bir ülkeyiz. Bunun içerisinde Avrasya Hospital'da ayrıca bir
kendi karınca kararınca bir yerinin olduğunu da söylemek isterim. Bu haftada Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik ve radyasyon onkolojisinde tedavi sürecini sizlerle paylaştık sevgili izleyenlerimiz. Doktorlarımıza, hekimlerimize röportajlarımızı yaptık ve başarılı bir panel oldu. Ve bu paneli sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve Kanal 58 ekranlarından da ayrılmayın diyoruz. Efendim sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Kanal 58 ekranlarından ayrılmayın.